Merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir %100 elektrikli otomobil Megane E-Tech Elektrik'ten bahsetmek istiyorum. Renault'un daha önce tanıttığı konsept araçlardan biri olan Morpho'dan esintiler taşıyan Megane E-Tech Elektrik resmi olarak tanıtıldı. Markanın çok tutan ve ülkemizde satılan Megane model üzerine geliştirilen araç klasik Megane çizgilerinden oldukça uzak bir otomobil olmuş. Yerden yüksek bir SUV olan Megane E-Tech Elektrik geleceğin tasarım anlayışından ipuçları taşıyor. Aracın dış tasarımında ilk dikkat çeken şey yenilenen logo olmuş. Kısa süre önce Renault logosunu yenilemişti ancak bu logo henüz araçlarda kullanılmaya başlanmamıştı. Logo dışında LED ön ve arka aydınlatmalar markanın yeni tasarım anlayışını da gösteriyor. Gündüz farları ön tampona kadar uzanıyor. Hem ön tampon hem de arka tamponda görünen sarı renkli öğeler araca dinamiklik katmış. Aracın şarj bölümü ise markanın diğer modellerinden alıştığımız bir yerde değil. Yolcu tarafında ön çamurluğa gizlenen şarj bölümü şık bir kapakla korunuyor. Öte yandan aracın ön kapı kolları Tesla modellerinde de gördüğümüz gizlenebilir yapıda tasarlanmış. Arka kapı kolları ise Clio'da uzun yıllardır karşımıza çıkan gövdeye gizlenmiş tasarımı devam ettiriyor. Arkada kullanılan 3 boyutlu his veren LED farların çok şık olduğunu da belirtelim. Arka kapıda da yeni logo yer alıyor ve bagaj kapağı hemen bu logonun altında bulunan minik bir düğmeyle açılıyor. Bagajdan bahsetmişken derinliğin çok iyi olduğunu ve şarj için gerekli kabloların zemindeki özel bir gözle yer aldığını söyleyelim. Arka bagaj kapağındaki Megane yazısının E harfinin özel bir tasarıma sahip olduğu da gözümüzden kaçmadı. Aracın iç tasarımına gelecek olursak farklı direksiyon dikkat çekiyor. Üstten ve alttan kesik bir daireye benzeyen direksiyon çok şık görünüyor. Bu şıklığı etkileyen bir diğer faktör ise 12.3 inçlik dijital gösterge. Yine ek olarak tasarımı tamamlayan 12 inçlik dikey multimedya ekranı da uçak kokpiti havasını pekiştiriyor. Bu ekranın hemen altında Clio ve Megane modelinde görmeye alıştığımız fiziksel tuşlar yer alıyor. Bu tuş takımının hemen altında telefon vesaire koymak için özel bir göz konumlandırılmış. Bu ekranın bir diğer özelliği ise Google entegrasyonuna sahip olması, yani güncel harita ve navigasyon bilgileri doğrudan Google ile işbirliği yapılarak sağlanıyor. Oldukça uzun tasarlanan kol dayama da ileri geri hareket edebiliyor. Otomobilin yurt dışı paketleri Equilibre, Tekno ve İkonik şeklinde olacak. Aracın Türkiye paketleri nasıl olacağı ise şimdilik belli değil. Teknolojik bir otomobil olan Megane E-Tech Elektrik şeritten çıkma uyarısı, şeritte kalma yardımcısı, kör nokta uyarı sistemi gibi özelliklere sahip. Öne çıkan özelliklerden acil şeritte kalma asistanı 65 km ile 160 km arasındaki bir çizgiyi geçerken yandan çarpışma riski varsa veya yoldan çıkmak üzereyken çalışıyor. Yolcu güvenli çıkış araçtan inmek üzere kapı açarken karşıdan gelen bir araç, motosiklet veya bisiklete olası çarpışmayı önlemek için yolcuyu görsel ve sesli olarak uyarıyor. Bu ve benzeri özellikler sayesinde araç otonom sürüş seviye 2 olarak tanımlanmış. %100 elektrikli bir otomobil olan Megane E-Tech Elektrik 2 farklı motor ve 2 farklı batarya kapasitesi seçeneğine satılacak. Pil kapasitesi seçeneği olarak 40 ya da 60 watt saat bulunurken motor gücü olarak 130 beygir güç ve 250 Nm tork ile 218 beygir ve 300 Nm tork seçenekleri yer alıyor. Seçilen pil kapasitesine göre aracın menzili de değişiyor. WLTP standardına göre aracın 40 watt saat kapasiteli pil sürümü 300 km menzil sunarken 60 watt saat sürümde bu rakam 470 km olacak. Aracın boyutları ise 4.21 metre uzunluk, 2.7 metre genişlik ve 1.5 metre yükseklik şeklinde belirlenmiş. 0-100 hızlanması 7.4 saniye olan bu otomobilin son hızı ise 160 km ile sınırlandırılmış. Aracın ağırlığı ise 1624 kg. Şimdi gelelim şarj meselesine. Bu otomobil iki farklı türde piyasaya sürülüyor. Bir özel araç olarak, iki filo aracı olarak. Özel araçlarda EV40 ve EV60, yani 40 watt saat ve 60 watt saat olmak üzere iki farklı paket olduğunu söylemiştik. Filoda ise sadece EV60 olacak, yani 60'lık bir watt saatlik bir pil seçeneği olacak. Özel araçlardaki bu 40 watt saatlik pil seçeneklerinde standart şarj AC7 ve güçlendirilmiş şarj AC22 oluyor. 60 watt saatlerde ise 220 süper şarj AC7 ve DC'de 130'luk bir şarj geliyor ve yine ikinci bir seçenek olarak da optimum şarj AC22 ve DC130 geliyor. Filo araçlarında ise EV60'da 130 HP süper şarj AC7 artı DC130, bir de optimum şarj AC22 ve DC130 geleceğini söyleyelim. Gördüğünüz gibi Megane E-Tech Elektrik yerden yüksek su bir otomobil olmuş. Bugüne kadar markanın aslında bulunmadığı bir modeldi bu. Daha doğrusu böyle bir modeli yoktu. Evet, Captur vardı veya farklı modelleri vardı SUV olarak tanımlanabilecek ama Megane'ın bir SUV sürümü yoktu.
elektrikli olan, %100 elektrikli olan bu sürümün de Şubat ayından itibaren satışa sunulması ve Mart ayından itibaren piyasada olması bekleniyor. Tabii ki bunlar Avrupa için geçerli bilgiler. Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil. Ayrıca Türkiye'ye geldiğinde fiyatının ne olacağı konusunda da net bir bilginin olmadığını belirtelim. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi ve aynı zamanda www.teknolojioku.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.